tıka dum dum tak tıka trak gözü taktım. Ha Mustafa ne haber? Gayet iyi ne haber? Çok şükür. Ya güzel canan çok enteresan bir şey oluyor. <laughs> güzel canan diye gevşiyorum bir anda. Ee, gerçekten çok enteresan bir şey oluyor. ilk defa 3 ay sonrasıyla alakalı hiç kimsenin hiçbir fikri yok. Allah'a şükür. Bu şimdi şey çok Niye tuhaf. Niye dedim açacağım birazdan. Çok ben de öyle düşünüyorum. İşin bir bölümü de çok korkutucu bir şey. Yani çünkü bizim zihnimiz şeye alışkın yani birileri bir sistem kuracak. Sistemde kurallar olacak. Biz o kuralları öğreneceğiz. O kurallara göre hayatımızı yaşayacağız ve buradan ne malanacağız. İşte yaşamımızı idare ettireceğiz ve öleceğiz. İlk defa gerçekten büyük kuralların hemen hepsi değişiyormuş gibi görünüyor ve ilk defa biz daha yerel zihinde düşünen insanlar olarak İstanbul'da, Türkiye'de Orta Doğu'da ya da Avrupa'da değil. Tüm dünyada blok halinde herkes böyle bir tuhaf boşluk yaşıyor. Buraya çözüm üretmesi gerektiğini düşündüğümüz büyük yapıların zekasının böyle bir çözüm üretmeyle alakalı ne kadar düşük olduğunu da fark ettiğim şeylerden bir tanesi. Buna hakaret olsun diye kullanmıyorum. Gerçekten Hı -hı. teknik olarak da böyle. Yani bununla alakalı bir durumda pratikte anlık olarak ne yapılabileceğine dair refleksleri geliştirebiliyorlar birazcık daha. Ama böyle hani 3 ay sonrası da bu, e bu değişim neye neden olacak? Buna göre yapılandırılmamışlar. Hiç hani bunun üzerine düşünmemişler. 20 günde bildiğin geleceği kaybettik. Yani pratikteki bildiğimiz geleceği kaybettik. Yani kariyerle alakalı planlanmış her şeyin yapısı değişti. Duygusal anlamdaki planladığı şeyleri yani bundan 20 gün öncesindeki duygusal yapımızla alakalı bambaşka bir duygusal formül içerisindeyiz. Düşünsene bak bundan bir ay önce neleri konuşuyorduk. Hani yukarıda iklim konuşuyorduk, Suriye konuşuyorduk, gitti konuşuyorduk, Rusya konuşuyorduk. İşte ekonomik anlamdaki krizimizi konuşuyorduk, dünyadaki etkileri konuşuyorduk. Bunların hepsi birden hiç konuşulur bir şey olmanın dışına çıktı. Yepyeni bir gündemle birdenbire herkes böyle hafif bir boşlukta uzayda <laughs> karbon tanesi gibi aaa falan diye uçar haldeyiz gerçekten. Yani. <laughs> Hakikaten ne kadar benziyor. <laughs> yani hani ne alakalı Sadece işte klasik insan olmanın getirdiği büyük bir endişe grubu var. İnsanlar onu sırtlanmış durumda. Fakat mesela endişenin kaynağı da yok. Çünkü hiç kimsenin bir fikri de yok. Yani hani ne olacakla alakalı sadece izlediğimiz korku filmi temalı içeriklerin bir şeyi var. Kafamızda yarattığı bir durum var. Ben bunu acayip pozitif bir fırsat olduğunu düşünüyorum. İlk defa biz gelecekle ilgili gerçekten neyi planlarsak, neyi yürütürsek, neyi de ısrar edersek artık gelecek bu ısrar ettiğimiz şeylerle oluşacakmış gibi görünüyor. Ve Eskiden çok oturmuş kült ana damarları aşması çok zordu. Büyük kurallar, büyük sistemler, büyük yapıları. E şimdi o büyük sistemlerin bir çözümü olmadığına göre küçük sistemlerin bu konuyla alakalı fırsatı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten yani evde oturan bir adamın düşünebileceği ya da hatta eyleme geçirebileceği küçük bir plan gelecekte bizim hayatımızın biçimini belirleyebilirmiş gibi görünüyor. Bu dönemde ilk defa dünyadaki tüm bireylerin ya da küçük organizmaların, küçük örgütlenmelerin böyle bir fırsatı var, yapısı var. Şimdi seninle beraber bu bölümde, bu can da Gel gelecek konuşalım. Ne olabilirle alakalı. Ama şu açıklamayı yapmak gerekiyor gerçekten herkese de söylemek gerekiyor. Şimdi konuşacağımız şeylerin çok büyük bir bölümü çok büyük bir saçmalama oranı barındıracak. Yani biz de risk alacağız. Özgürüz bu konuda. Ha yani o yüzden çok hata yapılabilir bir şey. Yani 3 ay sonra bunların hepsini, bu konuştuklarımızın hepsi saçmaymış, yepyeni bir, bir, bir portföy belirleyebiliriz diye de konuşabiliriz. Ama eğitimde ne olacak, ekonomide ne olacak, insan ilişkilerinde ne olacak, sokaktaki yaşamalarla ilgili ne olacakla alakalı olası olacaklarda fobik hikayelere girmeden ya da ponçik ponçik çok hani ütopya ya da distopya kafasına girmeden gerçekten olasılık olarak neler olabilirle alakalı birazcık atalım tutalım bakalım hani ne yani, çıkıyor işin içerisinde ben benimkilerle ilgili burada anlatacaklarımla ilgili ben senin de anlatacaklarınla ilgili söylerim ama onu sana bırakayım. 3 yıl sonra da 30 yıl sonra da aynen geçerli olacak şeyleri söyleyeceğim. Yani <laughs> e, fütürist değilim çünkü direkt nokta dışı tahminler yapmayacağım. Prensiplerden bahsedeceğim ve o prensipler zaten hep anlattığımız şeyler o prensiplere şimdi ne kadar sahip olabilirsek, ileride ne kadar koruyabilirsek o kadar belirleyici olacağız zaten onu konuşacağım ama ondan önce senin bu söylediğin şey ben de sıklıkla bu tabloyu bir yerde çok ümit verici buluyorum hani bir fırsat olarak falan anlatıyorum ama sıklıkla bu aralar hele ki şimdi ev işte 10 günü 15 gününcüsüne falan yaklaşıyoruz. Umutsuzluk da yükseliyor. Zira insanlar büyük bir çoğunluğu baştan beri tabi biz uyarıyorduk ama yani bunu geçecek biz tekrar normal hayatımıza döneceğiz diye bir geçici bir şey olarak bekliyorlardı ama bu işin çok uzayacağı ortaya çıktı. İşte o yüzden herkes hiçbir şey eskisi gibi olmayacak diyor. Çünkü bu kadar uzun süre bir şey sürdürülemez ve şimdi şeyler gelmeye başladı. İşte ya tamam 15 günü yok da işte para bitti, evde yiyecek ekmek yok vesaire siz boş boş konuşuyorsunuz falan filan gibi. Yani şu anda gerçekten çok farklı gelir düzeyi ve çok farklı yaşama standartları olan insanların aynı durumun içerisine tıkılmış olması söz konusu. Elbette ki bu durumda şu anda fırsat düşünemeyecek insanlar da var. Ama yani şuna da ya yani çok özür dileyerek vurgu yapmak istiyorum. Bana internet üzerinden eğer evde ekmeğim yok diyorsan internet bağlantını iptal et. Ya yani oraya ayda bilmem kaç para para veriyorsun. Cep telefonunun 3 kezini, 5 kezini, bilmem nesini tarifesini düşür. Ekonomik tarifeye geç. Yani neyi hangi sırayla söylediğimize bir dikkat ederim. Biz şu anda elimizdeki teknolojik imkanlar belki yakın bir zamanda kullanamayacağız bile bu teknolojik imkanları. Onlar varken elimizden geldiğince yaptığımız işi yapmaya gayret ediyoruz ve söylediğimiz şeyler de herkese aynı şeyi önermek yani şikayet etmeyi, endişelenmeyi bir süre kontrol altında tutup bir de düşünelim yani bundan sonra ne yapacağımızı. Aslında üzerine konuşacak şeyler de şey biraz olacak. Arada rahatlatacak bir şey daha söyleyeyim. Yani ilk defa mesela bu da hazırlıklı olmadığımız duygulardan bir tanesi. İlk defa ekonomik anlamdaki yaşadığın problem artık senin problemin değil. Evet. Dünyada herkes seninle beraber aynı tür kaygıyı yaşıyor. Elbette çok olan hani kendine göre daha başka tamam. bir de başka dengede yaşıyor. Az tamam. olan başka bir dengede yaşıyor ama dünyadaki herkes sokakta gördüğün buradaki dışarıdaki herkes aynı tür bir lan yarına. Çünkü şöyle bir durum var. Kesinlikle korku senaryoları oluşturmak istemiyorum ama bir süre sonra paranın bir önemini kalmadığı bir süreç de var. Aynen. Bana yani, şimdi şey diyenler var. Aa, herkes senin gibi işte banka hesabından havale yapıp şeyler ödemiyor diyor. Banka hesabını ne zannediyorlarsa şurada kırmızı yazıyor göstereyim isterseniz yani banka hesapları. Yani böyle biraz umutlu konuşan insanları da gömme gibi bir doğal bir şeyimiz var bu aralar. Ya öyle bir itki varsa çizdi ona da hakim olun demek istiyorum. Çünkü bu dönemde bunun da olması normal. Bu da mümkün. Biz tabii ki ortaya çıktığımız zaman böyle şeyleri duyacağız. Bundan yüksünmüyoruz. okey. Ama bu anlattığımız mesele bütün bunları haksız kılmıyor. Yani evet bunlar var. Bunlar olacak. O endişe gerekli. Hayatta kalmak için lazım. Ama biz başka bir şeyden bahsediyoruz. Şunu yaptığımızı fark ederse belki uyarıda da bir sıkıntı yok. Gerçekleri görmezden gelerek konuşmaya başlarsak o zaman bir aksaklık oluyor Tabii, gerçekten. Muhakkır. Ama manipüle edilmiş gerçeklerle uğraşmamak bir iş. Burada fark etmek Bu gerekiyor. Bu bir tercih. Yani tercih. Yani biz bunu Gerçekleri tercih alıyor cebimize koyuyoruz. Sayılarda hepimizin haberi var. Neye dönüştüğünden haberi var. Masada simülasyonlar oluşturmaya çalışıyoruz. Çünkü fark ettiğimiz en kritik konu gerçekten birinin bir şeylerle alakalı düşünüyor, karar veriyor, alternatifler oluşturuyor olmasına ihtiyaç var. Bu birinin değil Yanılttım. özür dilerim. Herkesin kendi evinde, kendi hayatıyla alakalı böyle abi paramız yok ne söylüyorsun da gerçekten rahat ol. Hepimizin parası yok. Artık Aynen. hiç kimsenin parası yok. Yani bunun alakalı. Paranın bir kıymeti yok. Paranın bir ya burada paranın anlamlı bir değeri yok. O zaman yani hepimiz eşit durumda, eşit kay kaygıda eşit seviyedeysek abi bunu sıfırlayıp şimdiden sonra ben ne yaparım komşuya ne yaparım lan dışarıdakine ne faydam olur organize olursak ne üretiriz kimin hmm. problemini daha kolaylaştırırız gürültüyü normalize etmek gibi evet, evet evet yani hani bu, bu, böyle bakmak zorundasın çünkü Aynen, evde evet. oturup kaygılanmanın psikolojik rahatsızlıklar yaşayıp artı bir problem daha yüklenmek dışında başka bir faydası yok ee, Aynen, bir şeyde evet. elbette tüm hijyen kuralları ve yalıtım kuralları zaruri olma koşuluyla. yani biz, Evde evet. kalma ve bu konuyla alakalı çok denetimli ilişkiler kurma, tüm hijyen bunları sabit tutarak söylüyorum. Yani buna rağmen diye burada risk öyle bir delikanlılık yok yani. yani e, şeyde... Ona aptallık diyoruz biz. Evet etaratörde. yani e, şeyde evet. bunu sabit tutmak. Virüsle şaka olmaz. <laughs> yani Şimdi azıcık gerçekten çok da risk alıyorum. Çünkü yani bundan 3 ay sonra bu videoya bakıp yani milletin kıçıyla gülebileceği içerikler de oluşturabiliriz. Ama yine de bunu söylemeye cesaret etmeye birilerinin başlaması gerektiğini Tabii düşünüyorum. Ki. Yani Dolaşıma sokulması gereken bazı sözler de var. Hep dolaşımda gezenlerin bize faydası yok çünkü. Evet yani, yani o gerçekliği de görüp burnumuzun dibinde o gerçekliğe göre yeni ayar vermemiz gerekiyor. Mesela Türkiye bütçesinin önemli kaynaklarından bir tanesi turizm. Şimdi mesela önümüzdeki yazı veya da önümüzdeki bir yılı turizm açısından nasıl geçireceğiz, hadi duygusal açıdan Bir kere yurt dışına çıkmayla alakalı hepimizin yani bir yıla yakın tahmin ediyorum. Tabii kesinlikle ki. bir negatif refleksi olacak yurt dışına Tabii. çıkmayı istemeyeceğiz. Ki zaten istesek de çıkamayacağız o da var. Yani hayal yani bu, boyunca... bunu, bunu bir süre sonra hallolduğunu varsaysak bile Hı -hı. yani içsel olarak bunu istemeyeceğiz. Kimsenin de ülkeye gelmesini de istemeyeceğiz gibi düşünüyorum evet. ya da tahmin ediyorum. Hele kim? ki çekik gözlüyse. <laughs> yani hani Çinlileri kesinlikle şey yapıyor ama böyle sembolik olarak birleşti. Yani kim ister 1 milyon Çinli turizm Türkiye'ye gelecekmiş deseler hepimizin tüyleri diken diken olur ya yani. Ya abi yalnız yani bir ülke başkanı var. Gerçekten isim vermeyeceğim ama herif zekalı ya. ya. Çin gribi ama diyor çok herif. Ya, ama hayır ya. Çin gribi. Gördün mü o videoyu? Gördüm gördüm. Yani gördüm. gazeteci niye böyle demedi? Çünkü Çin'den geldi. Çin gribi. <laughs> Manyak ya. Ama böyle bir Abi klinik yani. manyak herif yani bildiğin tanısal yani. Ya bu adam dünyanın en büyük güçlerinden birini yönetiyor. Yani korona boşa gelmiş olamaz yani. Böyle bir ortama gelir korona yani. Abi delirdim dün o videoyu görünce ya. Bu nasıl bir şey yani sen devlet başı herifin tarzı kreşteki çocuk gibi banine banine çayna çayna herif böyle diyor yani. Ve enteresan. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Kendi yağında ya bu Bunu yadırgamıyor. Ya çok uzun süredir yadırgamıyorum. Yani çok başka orta sınıf bir kültürden. Yani o bizim alışkın olduğumuz devlet erkanı kültüründen yok, değil başka yok, bir kültürden sermaye başka, kültüründen sermaye ve kültürü hiper kapitalist mi? kültürün tepesinden geldi. Evet misin? ve o o arsızlıkla o çirkinlikle evet. de değil kullanıyor falan rahatsız hmm. edici yani Aynen. her şey demek. Valla şimdi ben şunu söyleyeyim bir yani birkaç madde aslında yani üç madde notu aldım. hatırlıza gelenleri şimdi. tek tek işte. Tabii mesela ya bir gerçek olacağız artık yani kısa vadede de, orta vadede uzun vadede artık daha gerçek yaşamak zorundayız. Gerçek yaşamak ne? Şimdi bir anlamımız, bir işimiz, bir rutinimiz vardı. Olmazsa olmaz gibiydi. Çoğumuz şikayet etmemize rağmen varlığımızı ve kimliğimizi orada buluyorduk. Sorulduğu zaman kimsin diye zor diye mesleğimizi söylüyorduk. En öne onu koyuyorduk ya da uğraşımızı söylüyorduk. Çoğu bitti. Ve baktık ki bitince de bir şey olmuyormuş. Bir şey olmuyormuş derken hakikaten uzay boşluğunda gibi kalıyorsun ama yaşam devam ediyor. Bir kere bunu görüyorsun. Dolayısıyla o yaptığımız şey o şekilde de olmayabilirmiş. O yaptığımız şeyi başka şekillerde de yapabilirmişiz. Gerçek hayatta yapabileceklerimizin repertuarı çok daha genişmiş. Ve biz dayatılmış bir sanrıyı, yapmışız, evet. bir e, oyunu oynuyormuşuz. Bize verilmiş bir senaryoyu yaşıyormuşuz. Bunu fark ettik. Bunu hemen hemen anne, baba, akademisyen, asker, polis, herkes, yönetici bilmem herkes fark etti. Şimdi mesela ben şeyi düşünüyorum yani işte bana davet geliyor bir kongreden İşte uçak bileti gönderiyorlar sağ olsunlar. Höldür höldür havaalanına gidiyoruz orada yiyoruz, içiyoruz, bekliyoruz. Uçaklar kalkıyor tonlarca jet yakıtı falan binlerce kilometre uçuyorsun giriyorsun şaşa depe depe açık büfe yemekler o gece işte lüks otel odalarında bazen yatıyorsun. Ya böyle vıngır vıngır bir şey çıkıp orada bir saat konuşuyorsun, alkışlanıyorsun, tekrar höl öyle, öyle tantanayla geri. E şimdi bir internet uygulamasını açıyorsun. Daha geçen hafta iki tane 550 kişilik ortalama seminer verdim internet üzerinden. Şu masadaydım, evimdeki masada. Karşımda bir monitör. Çok daha iyi, çok daha odaklı, hiç aradaki tantanalar olmadan işimi çok daha iyi yapabildiğimi fark ettim. Şimdi bu gerçek olma hali. Aynı zamanda ikinci madde sadeleşme hali. O kadar ve ritüele boğulmuş ki hayatımız. Sadeleşiyoruz yani. Acık işin içerisine e, yani büyülü bir şeyler de eklemiş olalım. O zaman mesela şöyle diyebilir miyiz? Yavaş yavaş evlerimizin bir bölümünde küçük stüdyolar yapacağız. Bizim gibi adam. Tabii tabii. Biz yani bizim meslek öyle artık. Yani yani hani bunu acık fiziksel sosyal hayatımızdaki etkilerini de Hı. konuşmuş olalım. O zaman yani ister istemez şey planlamaya başlayacağız. İş hayatının içerisinde de olsak işte ne bileyim senin benim gibi yani eğitimle vesaireyle falan da ilgilenen adamlar, danışmanlıkla alakalı bir yerde konuşan adamlarsak o zaman masamızda ya da bir yerde küçük stüdyolar organize etmemiz gerekecek ve bunları kalıcı kılacağız. Oradan Aynen. birileriyle konuşuyor olacağız. Bu bir gerçeklik. Mesela buna hazırlanmak işi kolaylaştıran Tabii. şeylerden bir tanesi yani Bütün yani söz, danışma, mentorluk, psikiyatri seansları onlar bunlar Mesela. ne varsa eğitim, yani bir kere hemen şekil değiştirdi. Mesela bizim Üsküdar Üniversitesi hemen online eğitime döndü. Yani zaten 10 senedir. Ya, tabii tabii 10 yani. senedir bağırıp çağırıyoruz. Yani düşünsene bize YÖK izin vermiyordu. Şimdi YÖK mecbur tutuyor. Allah'tan yani böyle bir şey oldu. <laughs> Senelerin hazırlığı zırt diye bir anda mecrayı buldu. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Böyle de olabiliyormuş ihtimali artık bir realiteye dönüştü ve başka bir gerçeklik yaşıyoruz ve sadece bir bir bir, bir salgın buna sebep oluyor. Yani bir anda bir haftada her şeyimiz pat diye değişti. Bunun hep hepimizin kişisel bazda bana verdiği ders şahsen yaptığım şey öyle olmak zorunda değil. O her şey demek değil. Başka bin türlü şekilde olabilir. Ve bunları keşfetmeden buradan gidersen kayıptasın. Çünkü kendinin en iyi versiyonunu oluşturmak konusunda bunlar seni geciktiriyor. Çünkü onun ritüeline, tantanasına, yoluna, bilmem nesine harcadığın mesai işin özünü kaçırmana sebep oluyor. Tabii ki dijital teknoloji bunun altında yani şu anda bize bunu sağlayan bu. Ama bir düşünelim yani insan emeğini nasıl kullanıyoruz? İşte hep ben belki iki haftadır bunu konuşuyorum. Can Can'a da konuştuk mu hatırlamıyorum ama televizyonlarda falan çok bahsettim. 8 saat ofis mesaisine sahip bir beyaz yakalı günde iki buçuk saat çalışıyormuş. Bu bir insan israfıdır. Yani bir soykırımdır bu. O insanları kıymak demektir. Ortalama sekiz yani, 8-10 saat ofiste kalıp en performanslı günüm 4 saat çalıştım aynen, biliyorum yani. Aynen, hiç, başka hiç. yapamazsın evet, abi. Evet. Sekiz 8 saat bir insan evladı çalışamaz. E dolayısıyla bu iş iki buçuk saatte oluyorsa ortalama. Ya iki buçuk saati koy şimdi ama ne oluyor bak. Şimdi bu geçiş döneminin sıkıntısı. Şirketler evden çalışma mecburiyetli olduğu için yazılımlar arıyorlarmış. Monitörüze edecek bu ne kadar çalışıyor diye. Hala eski tip kart basmayı orada uygulamaya çalışıyor. Şimdi şartlar değişiyor ama kafa nasıl adeta bir dindar gibi oraya yapışmış onu bırakamıyor. Halbuki ya senin işin belli, çıktın belli, raporlama. Hiç olmadığı kadar rapor alıyor şu anda şirketler. Çünkü insanlar evinden daha rahat yazdığı için geri dönükler çok fazla. Falan falan yani neticede o değişen Tam o şey. Tam bu bölümle alakalı çok işi kolaylaştıracak bir tanım var da benim arkadaşımın içerisinde. E, e, çoğunlukla zihniyle çalışan insan gruplarıyla şirketler çalışıyorken... E, ...işi kendisini doğru tanımlayamadığı için karşı tarafı kiraladığını düşünerek çalışır. Yani senle çalışıyorken... Ben Sinan'ı kiraladım. Mesaisi burada dursun ben ihtiyacım olduğunda ondan yararlanırım diye. Şimdi asıl bu yöntemde değişiklik olacak. İşi kendisini tam tanımlama, iş ne yapılacaksa tanımlayıp Sinan'a vermeyle alakalı bir iş formülü değişimi var. Aynen. O yüzden şirketlerin oturup arka tarafta lan ben ne yapıyorum? Bu yaptığım şeyi tam birimleştireyim. Yani yapılan işlerin mesaisini, iş değişini. Ve karşı tarafa ne iş istediğimi yazılımcılar gibi birim birim paket paket vereyim. Tabii. Sinan ben senden şunu bekliyorum. İşte bunu da şu kadar sürede yapmanı bekliyorum diyorum gibi bir standart. Böyle olunca ne kadar çok zamanımızın, boş zamanımızın olduğunu fark edeceğiz. Çünkü yani bizdeki ana sorun fiziki işlerde değil. Bunları kaldıracağız, buraya koyacağız işlerinde bunu yapabilmiştik. Ama yani zihinle yapılan işlerde birimleşme oluşamadığı için Sinan burada dursun. dursun. Tamam, dursun. İhtiyaç Hı. olduğunda o ya yani ihtiyaç olmadan ne yapsın? Fotokopi çeksin. Yani hani ya öyle... işin kötüsü abi üniversiteler böyle. Akademisyen evet. yani kafayla çalışan adamın şahikası. Yani sabah akşam mesaisiyle bilim insanı istihdam ettiğimizi düşünmek kadar büyük bir yanılgı yok. Yani bilim, ben Danimarka'ya gittiğimde oradaki Bente Peckinburg benim profesöre mesai denen şeyi anlatamadım akademide. Kadın nasıl diyor yani. Sabah sen diyor sabah kafan çalışıyor mu mesela bunu soruyorlar mı diyor. Ben diyor çalışmaz ki benim 11'de gelmem lazım ama gece 11'e kadar da çalışıyor. Yani buna diyor kim karar veriyor? Dedim merkezi bizim yani merkezden. <laughs> Nasıl biliyor merkez seni diyor. Bizim diyor işimiz kafayla. Kadın efkarlandı biliyor musun? <laughs> yani bir de Danimarka'dalar abi. Yani Lars yerdeler yani sonuçta ya mürefe ya, 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 falan filan. Terbiyesizler. E şimdi de, de. mesela bak yani yemin ediyorum kendimi akademik açıdan şu anda Danimarka'da gibi hissediyorum. Evet. Yani ben zaten biraz öyleydim. Yani beni bilenler biliyor. Sevgili Üsküdar ekibi <laughs> beni bilir. Yani onlar da sağ olsun da beni çok destekliyorlar bu şeyde ama yani şu anda birçok kişi muhtemelen e, o paniyi maniyi bir kenara bırakalım akademik anlamda işini daha iyi yapabilir gibi hissediyor kendini. Ya birçok insanın şeyi gördü mesela Zoom programını ilk açtığında suratındaki ifade ana iyiymiş la bu. Herkes burada. Atıyorum 80 tane öğrenci var. Soru soruyor, bilmem ne yapıyor, söz veriyorsun, odadan atıyorsun, sınıfta ne yapıyorsan aynısını yapıyorsun. Ve yani altta pijama var. Üstte gömlek tamam güzel. Altta pijama otur. Yani kadrajı eğmezsen bir sıkıntı yok. Ya bu özgürlüğü tatmak mesela önemli bir şey. Tamam kafayla iş yapanlarda böyle. Mesela emek sektöründen olacak. Yani insanlar şu anda işte bana en çok yazılan şeylerden biri. Işte evde kal kampanyasına destek vermeye çalıştığımız günden beri. iki şey var. Biri hoca verirse ciddiye almıyordun. Ne oldu? Şimdi sen de evde kal. Evet çünkü bilmiyordum. Öğrendim ve şu anda ciddiye alıyorum. Onun cevabını vermiş olalım. İki diyorlar ki ya bazı insanlar mecbur evden çıkacak. Evet. O insanlar mecbur evden çıkacak. Sen çıkmamalısın o yüzden. Yani birileri durabilecek olanlar durmalı ki o hizmet sektörü işlesin, çarklar dönsün ve bu insanlar da onların yakınları da düşük riskte bulunsun. Yani burada biz evde oturalım derken herkesin evde oturduğunu varsayarak konuşmuyoruz ama çok büyük bir kitle var. Zaten bu videoyu izleyecek olanlarda ağırlıklı olarak onlar. Evde oturması gereken ve bunları düşünmesi gereken insanlar var. Diğerleri, diğerleri için de hayat değişecek. Bu ben tabii ekonomist falan değilim. Bu işleri çok iyi bilmem ama bu üretimin mantığı da tıkış tepiş fabrikalarda o yeknesak işlerin yapılmasının mantığı da değişecek. Çünkü şimdi evlere tıkıldık ya sen izle yapay zeka inovasyonlarını. Yani 6 aya kadar neler gelecek milletin aklına? Kesinlikle. Yani o rutinler kırıldıktan sonra ne inovasyonlar çıkacak? O yapay zeka kontrolü robotlar daha neler yapacak? Eğitim eğitim bile elden gidiyor. Yani zaten işte şimdi açılan EBA sistemi yapay zeka ile öğrenci takibi yapıyor. Ve yakında her sektörde makinalaşmanın, yapay zeka kontrolünün ileri gitmesiyle bir kere emek sektörü dediğimiz şeyi, çalışanı, o mavi yakayı bir daha düşünmek zorunda kalacağız. Ona başka bir şey yapacağız. Mesela Mustafa Acungil'in bu konuyla ilgili ısrarla belirttiği, benim önce biraz mesafede yaklaştığım, Dijital Gelecek'te İnsan Kalmak kitabında da yazdığımız bir şey var. Diyor ki artık işsizlik maaşı yani vatandaşlık maaşı daha doğrusu şart. Çünkü zaten değer üretebiliyor olacaksın. Bu ürettiğin değeri patrona vermek yerine insanlara dağıtmanın bir yolunu bulacaksın. Makineyle üretim yapan adamdan %80 vergi alacaksın. O %80 vergiyle insanların ücretlerini sponsor edeceksin, destekleyeceksin. Ve bu insanların yaratıcı faaliyetler yapması, kendilerini gerçekleştirmesi için de asgari vasada sağlayacaksın. İşte eğitimler açık olacak, bilmem ne olacak. Yani o insanlar da bilgiye ulaşabilecekler. Şimdi bu dönüşümler Marx geliyor. bunu 100 sene önce söylüyordu. Dedi adam dedi, adam dedi. Rahmet diye neler söyledik biz. <laughs> Tabii biliyorum. Var ya o hikaye biliyor musun? 12 Eylül'de resmi varmış evim. Acayip. Ulan, Lan, dedim dedim ne oldu? Öyle Tabii. <laughs> aynen adamın dediğine geleceğiz. Yani sonuçta Aklın yolu bir. Şimdi Marx'ın söyledikleri neden uygulanamadı? Marksistler yüzünden. Hep olduğu gibi. Kesinlikle katılıyorum. Bu, Bu yani ya, Atatürk'ün dedikleri Atatürkçüler yüzünden yapılamıyor. Daha doğrusu radikal kemalistler yüzünden. Yani, Efendim sen. işte Marx'ınkiler Marksistler yüzünden. Efendim işte Faşizmin temellerini oluşturan anlatıların aslında bakarsan içinde hani insan ırkının faydasına falan bir şeyler vardı. Hitlerler bunları onun içine ettiler. Yani her şey aynı şekilde. Bu fikir orada buz gibi duruyor. Bu arada kapitalizmin hala var mı var olmasının sebebi Marksizm'den ya da sosyalizmden aldığı sosyal yardımlaşma işini çaktırmadan en işin içine yedirmesidir. Kesinlikle, kesinlikle. ki hayatta kalabilsin yoksa kesinlikle. çökecekti kendisi. Şimdi biraz daha bütün fikirleri toplayıp yeni fikirler oluşturma, yeni yollar oluşturma zamanı. Ama ben şahsen burada kendimi devletlere ya da sistemlere akıl verecek bir pozisyonda görmüyorum. Zaten onlar beni dinlemez şimdi. Ya biz egzersiz yapıyoruz. Bireysel, Akı bireysel, bireysel insan benim söylediğim. Özellikle yani tek tek insanlar için aynı şey bizim için de geçerli. Bir bak bakayım şu anda yaptığın nasıl farklı yapıyorsun. Şu anda tam onun fırsatı. Benim üçüncü maddem de şey, e, ifa malum. Yani hayatını ayarlarına uygun yaşamanın yollarını öğreneceksin. Bir kere yani mecburen başka kaynak olmadığı için benim kitabı okumak gerekiyor. Yani yapacak bir şey yok. İnsanın fabrika ayarları. Bence çok çok iyi özetlenmiş ve iyi hazırlanmış bir kitap. Gerçekten iltifat için söylemiyorum. Eyvallah. Yani tespit için tavsiye ediyorum. Çok tertemiz organize edilmiş yukarıdan aşağı yani mesela benim en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi. Sen bu kadar yazma mühendisi de değilsin aslında. Sen bir zihinsel yok. mühendisin. Ha. Ama yine de böyle içinden lan bu cümlede olmasaymış ya da bilmem ne diyeceğim hiçbir şey yok. Yani fazlalığı yok, azı yok. Düzgün oturmuş bir no. yapı. Çok sade, tertemiz. Bir kullanma kılavuzu vermeden kullanma kılavuzunun yöntemsel olarak enjekte edilmesiymiş gibi görünüyor. Hani böyle tarif ha. edeyim. Yani enteresan oldu bu dönemde denk gelmesi. Ben vallahi bilmiyordum korona diye bir şey çıkacağını ama yani bu evet. koşullar altında evet insanlığımızı korumak, varlığımızı korumak, evet. sağlığımızı korumak ve hayatımızı sürdürebilmek için gerçekten kendimizi başka bir açıdan tanımamız gereken. Yani biz o yaptığımız iş değiliz. Biz o içinde yaşadığımız şehrin kuralları değiliz. Biz o işte öğrendiğimiz şeyler değiliz. Yani toplumdan öğrendiğimiz şeyler değiliz. Biz biraz başka bir şeyiz. Onu zaten sürekli sohbetini yapıyoruz burada. Ama buna bir ciddi eğilmenin zamanı, kendini tanıma, kendine bakmanın zamanı, kendi ihtiyaçlarını, kendi arzularını, korkularını bir daha masaya yatırma zamanı. İşte o yapılacak olursa eğer ki bu uzun bir başlık, hakikaten derin bir konu. Zaten hep bunun üzerine konuşuyoruz. Ama bunlarla beraber bu dediklerim işte sadeleşme ve gerçek hale gelme, daha gerçek olma. Bunları yapabilen herkes diyecek ki ya zor zamanlar geçirdik ama Allah'a şükür ne güzel oldu ya. Bizim İhsan'ın, bizim Kaçık Bey'in programını yapan İhsan Açıkbey'in onun bir tane lafı vardır. Şeyi yılbaşı kutlaması. Bu sene öyle bir sene olsun ki ileride torunlarını anlattığında... Bizimki de iyice bunadı desinler <laughs> der. Şimdi bu çok güzel bir temenni bence. Yani öyle bir dönüşüm yaşayalım ki inşallah korona günlerini ya da öncesini daha da önemlisi öncesini anlattığımızda torunlar desin ki olur mu o kadar da kafayım yedirir öyle yaşanır mıymış yani evet, desinler bize. Şey. Güzel, güzel bir temenni. Hakikaten de. o temenniye ulaşma şansımız var bireysel olarak da toplumsal olarak da